bir son dakika bilgisi var Rusya Ukrayna savaşına ilişkin malum bir süredir görüşmeler gerçekleştiriliyor heyetler tarafın heyetler arasında o görüşmelerin 28-30 Mart tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleşmesi bekleniyor. Daha öncesinde Belarus sınırında görüşmeler yapıldı ve daha sonrasında o görüşmeler online üzerinden devam ediyordu. Ve şimdi ise yapılan bir açıklama var. Reuters tarafından yapılan bir açıklama görüşmelerin 28-30 Mart'ta Türkiye'de olacağına dair bilgi paylaşıyor. Bildiğiniz üzere ee, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Antalya'daki diplomasi forumunda bir araya gelmişler ve heyetler görüşmeler yapmışlardı. Fakat burada barışa dair herhangi bir açıklama gelmemişti. Özellikle Rusya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada zaten müzakereler heyetler arasında devam ediyor. Burada bir paralel müzakere, barış süreci konuşulmadığı ifadesini kullanmıştı. O müzakereler hala devam ediyor. Online üzerinden devam ediyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkan Yardımcısı'nın açıklaması vardı dün. Geçtiğimiz gün derken. Müzakerelerin ikinci aşamasının neredeyse uzlaşıyla sonuçlanacağını ama önemli konularda, önemli başlıklarda bir uzlaşı olmadığı konusundaydı. Önemli başlıklar muhtemeldir ki Kırım meselesi, Donbask bölgesi, oradaki toprak bütünlüğünün ne olacağına dair açıklamalar muhtemeldir ki bu konuda bir ilerleme kaydedilmemişti. Ama son yapılan açıklama çok önemli. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna konusunda savaşın bitirilebilmesi için daha önceden olduğu gibi yine barışın üssü olması anlamında çok kıymetli. 28-30 Mart'ta Ukraynalı müzakereci ekipler ve Rusya ve elbette ki Türkiye'de olacak ve Türkiye'de Rusya-Ukrayna müzakeresi gerçekleştirilecek. Daha önce Belarus gündeme gelmişti. Kırım meselesi ortaya çıktığında Minsk'te hatırlayacağınız üzere yıllar öncesinde 2014 yılından sonra toplantılar gerçekleştirilmiş. Fakat Ukrayna, Belarus'un Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'dan yana tavır aldığını net bir şekilde ifade ettiği için oranın kabul olmadığını söylemişti. Kabul görmemişti çünkü taraflı topraklarda onlar için. Fakat daha sonrasında görüşmeler Belarus'unlarında yapıldı. Rusya ve Ukrayna arasındaki heyetler arasında. Ve o görüşmeler online üzerinden de devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Fakat şimdi çok önemli bir mesele var. Daha önce Dışişleri Bakanlarını Türkiye'de Antalya Diplomasi Forumunda bir araya getiren Türkiye bu seferde Müzakere heyetinin yani barış için atılması adan adımları Türkiye'den atılacağı bilgisi paylaşılıyor. Ee, hemen bu konudaki yorumları istirham edeceğiz. Terör ve Güvenlik Uzmanı Sayın Coşkun Başbu yayın konumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hikmet Bey iyi yayınları iyi pazarlar. Çok sağ ol hocam. Şimdi çok önemli bir gelişme, Türkiye'nin barış üssü olduğu adeta net bir şekilde anlaşılabiliyor. Umarız ki Türkiye'deki bu görüşmelerden de sonuç çıkar. Siz nasıl değerlendiniz bu bilgiyi? Hikmet Bey, ifade ettiğiniz bir önemli ama bana göre sürpriz değil bu gelişme. Çünkü zaten artık yani çok net görüldü ki burada süreci götürebilecek, her devlete eşit mesafeyle yaklaşacak ve ee, bölgede de gerçekten huzurun tesisi için adımlar atacak tek ülke Türkiye Biz zaten başından beri hep bunu savunduk Yani gerek Ukrayna'ya gerek Rusya'ya e, gittikleri yolun yanlış olduğunu Ve bunun e, sorunların sahada değil masada çözülmesi gerektiğini deklar ettik e, Bu iki taraftan da ciddi kabul gördü Çünkü Türkiye'nin burada gerçekten bir batı gibi ikinci ajandası yok Türkiye'nin bir batı gibi riyakar bir ilişkisi ve diplomasisi yok. Çok net ve şeffaf. Neyse sorunlar masaya oturalım çözelim. Çünkü bu yanan ateş sadece Ukrayna veya sadece Rusya değil bütün bölgeyi etkileyecek büyükte bir ateş. Ve Allah korusun önerilmezse da çok daha bilinmez bir sürece götürecek gelişmeler diye hep okuduk, anlatmaya çalıştık, dillendirdik. Bana göre bunlar karşılık bulmaya başladı. Hatırlarsan ilk daha bu e, müzakereler başladığında e, Türkiye'nin önderlik ettiği süreçte İstanbul modeli hep konuşuldu. İstanbul'da bir müzakere yapılabilir, burada çok rahat taraflar anlaşabilir diye başlıklar açtık. Ardından Bakü e, kardeş e, şehir Bakü devreye girdi. İstanbul ya da Bakü de olsun şeklinde e, ve en son Antalya sürpriz bir şekilde yerini aldı. Antalya aslında bana göre bir milattı. E, sadece ee, bu Rusya-Ukrayna anlaşması için değil. Belki gelecekte hani Birleşmiş Milletler'in temeli oluşacak bir takım yapıların da e, da altyapısını oluşturacak şekilde bir mil attı. Ve orada yapılan o görüşmelerde iki ülkede e, bana göre e, ilk adımı attı ve arkasının geleceğinde işaretlerini verdi. Çünkü evet. biz e, başından beri hep şunu ifade ediyorduk. Sayın Çavuşoğlu çok defa denkler etti. Bu görüşmelerden hiç kimse böyle 3-4 görüşme sonucunda e, işin sonucunu sonucu ereceğini beklemesin. E, uzun vadeli soluklu bir yarış olacak ve biz de bunu yapmaya hazırız şeklinde çok net cümleler kurdu. E, ki ben hani ilk daha Belarus modeli bile ortaya çıktığında hep şu başlığı açmıştım. Evet hani her ne kadar Zelenski bu masadan bir sonuç çıkmaz bir başlasınlar görelim dese de Masanın kurulmuş olması bile çok önemli bir adım ve gelişme. Dolayısıyla bunu desteklemek ve beklemek lazım. Her ne kadar bir sonuç çıkmayacağına ümit etsek de bu masanın kurulmuş olması bile önemli bir gelişme. Ben yol olur ve arkası gelir kanaatindeydim ki öyle de oldu. İkincisi ardından Antalya ve şimdi de işte konuşulan Türkiye zirveleri. Evet daha da arkası gelir mi kastım? Zelensky ve Putin'in Türkiye'de bir araya gelmesi ve görüşmesi ya da eğer olursa ki umarız en kısa zamanda gerçekleşir. Barış imzalarının Türkiye'de atılması gibi. Bey, barış için yani şu an erken. Yani bunu dillendirmek. Çünkü gerçekten çok net çizgiler var, keskin çizgiler var özellikle Rusya açısından. yani Rusya'nın buradaki taahhüdü ve istediği Kırım, Donbas gibi yani Ukrayna'nın egemenlik hakkı olan toprak parçaları. <laughs> Şimdi Ukrayna bu konuda bir süreç yürütmek istedi ama ortada ve yalnız bırakıldı. Bunu da çok defa dillendiriyorlar en yetkili ağızlardan. Ki Ukrayna'nın burada beklentisi Batı'nın desteği, işte NATO'nun kendisini arka çıkacağı, Amerika'nın da bu süreçte onu yalnız bırakmayacağıydı. Ama olmadı. Evet. Her zaman olduğu gibi Amerika ortada bıraktı. NATO sırtını döndü. Avrupa'da sadece seyretmekle yetindi. Şimdi Ukrayna şunun çok iyi farkında. E, bu süreçten Ukrayna'nın normal matematiksel koşullarda çıkış şansı yok. Evet, onurlu bir direniş halk gösteriyor hı hı. E, ki ben bu direnişi yani halka mal etmek gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna halkı gerçekten çok onurlu bir e, durum sergiledi şu ana kadar. Ancak onlar da farkında ki e, Batı'dan o destek gelmedikçe Ukrayna kendi kaynaklarını tükettikçe bu işin sonu e, pek hayırlı değil. İşte bunu gören Ukrayna halkı ve e, işte önderi lideri Zelenski. Geçtiğimiz günlerde çok kritik bir açıklama yaptı ve dedi ki bazı tavizleri verebiliriz. Bunu halka sormak lazım referandumla ancak dedi biz bu sonuca dedi e, erişebiliriz veya o, o konuda adım atabiliriz ki aslında o olacakların da habercisiydi. Neydi o tavizler yani benim şahsi beklentimi okuduğum işte iki tane sözde cumhuriyetin tanınması, Donbas bölgesindeki bir takım Rusya'nın iddialarının kabul edilmesi ve Kırım'ın da, ee, artık kağıt üstünde de olsa legalleşmesi, Rusya'nın ilhak ve işgalini Ukrayna'nın tanımış olması. E zaten, ama bunlar hocam, kolay kararlar e, değil. Yani Hocam zaten bunlar kabul edilirse e, savaş sona ermez mi? Yani Rusya'nın istedikleri zaten bunlar değil mi? Burada Ukrayna halkının referandum sonucunda ne diyeceği mi e, önemli oluyor? Şimdi zaten Rusya e, süreci buraya getirirse bana göre kendisine büyük bir kar sayacak. Çünkü Rusya'nın elde etmek istedikleri buralardı. E, ama bir başka Rusya'nın arzu ettiği husus da Zelens'in e, devre dışı kalmasıydı. Yani Batı yalnız olmakla suçladı ki bana göre haklı olduğu taraflar da var e, kısmi yönde. E, i̇şte bu Zelens itiradının devre dışı kalması, buraların da legalleşmesi Rusya'nın şu an için sahada elde edeceği en büyük kazanç olarak görülmeli Rusya açısından. Hı hı. Çünkü Rusya aslında Ukrayna'nın tamamını istiyor. Hatta Rusya eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği haritasını istiyor, coğrafyasını istiyor. Uzun vadeli bir plan. Ama şu an bana göre Rusya'nın bunu gerçekleştirme şansı yok çünkü abluka daralıyor, yaptırımlar artıyor ve Rusya'nın da ben içini çok iyi kolluyorum yani oradan haber alıyorum. Orada da ciddi bir halkta bir tepki var yürütülen politikalara karşı çünkü ekonomik anlamda sıkışan bir Rusya halkta da yani neyin peşindeyiz sorgusunun başlamış olması Rusya'daki iktidarın da işini zorlaştırıyor dolayısıyla. Hani Rusya'nın uygulayacağı şu an için en akıllı politika veya onun için en büyük kazanç hı hı. iki cumhuriyetin tanınması, Kırım'ın e, kabul edilmesi e, süreci olacaktır. Uzun vadede bir takım e, siyasi oyunlarla Zelenski'yi elbette devlet dışı bırakmak isteyecektir. Yani ben o idealinden Rusya'nın vazgeçeceğine pek ihtimal vermiyorum. Ancak Rusya'nın da zaten deklarasyonu bu, ateşkes olabilir. Ancak işte şartlarımız kabul edildiği takdirde diye bir ifadesi var. E, evet. Hatırlarsanız Lavrov'un. Bana göre onların da en arzu ettiği husus bu. Şu an için bunu kazan sayacaktır. Ha bu olay bittiğinde silahlar sustuğunda zannetmesin kimse Ukrayna konusunda Rusya alacağımı aldım benim için olay bitmiştir desin. Çünkü Ukrayna'yı ben Rusya uzun vadede Muhakkak coğrafyasına dahil etmek istediği bir ülke olarak konumlandırıyorum. Bir bütün Bu olarak mı hocam? Da, şimdi daha önce çok de önemli. çok dekter edilen bir husustu. Bir bütün olarak mı yani Ukrayna'nın bütün topraklarını Rusya e, gelecekte yani bugün olmasa bile gelecekte mutlaka topraklarına katmak mı istiyor? Bunu yapacak mı yani? En azından yapmak isteyecek Hı. mi? Zaten öyle bir arzu var e, Hikmet Öztürk. Yani Biden'ın e, dün yaptığı konuşmada vurguladığı husus bana göre doğru. Yani şöyle söylüyor Biden, e, Rusya diyor o çarlık hayallerine, o eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği hayallerine asla kavuşamayacak, ulaşamayacak diye bir başlık açtı hatırlarsan. E, bana göre doğru tespit. Yani Rusya'nın e, Putin kanadının daha doğrusu öyle söyleyeyim uzun vadede hedefi bu. E, ve Putin bunu zaten saklamıyor. Yani çok defa deklare etti bu savaştan önce ve savaş esnasında. Ve dedi ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılması büyük bir hataydı. Ta Çarlık Rusya'sından getirerek tarihi dersler, bir takım uygulamalar yaptı. Ve bu coğrafyanın tekrar birleşmesi lazım diyecek tarzda cümleler kurdu. E şimdi Ukrayna niye öne çıktı veya neden bir anda Ukrayna'yı konuşuyor olduk? Çünkü Ukrayna Rusya'nın en hassas bölgesi eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin savunma sanayinin, ağır sanayinin döndüğü dinamosu diyeceğiniz e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir coğrafyasıydı. Bunun e, kendi bünyesinden kopmuş olmasını Rusya hiç hazmedemedi. Ve başından beri hep buralara yönelik bir takım hedefler güttü Ve e, o hedefler zaten bu harekat planı evvelden de hazırlandığı için e, bir anda uygulamaya koydular. Çünkü Putin bir tuzağa düştü. Amerika'nın hazırlamış olduğu e, ortamda, kendisinin mazlum olarak algılandığını dünya devletleri tarafından Amerika'nın ise kışkırtan, savaş çığırtkanlığı yapan bir ülke olarak algılandığını düşündük ki gerçekten öyle bir tablo oluşmuştu. İşte doğru zaman diyerek harekete geçti ve Putin'in aslında düşündüğü şuydu. Yani kısa vadede bir 72 saatlik süre gibi süreç içerisinde hemen Ukrayna konusunda Kırım'da olduğu gibi bir hakimiyet sağlarız. Oradan sonra oturur, işi işte gelen tepkileri yumuşatmayla bir süreç götürürüz çok da gürültü çıkmazdı niyetle maksadı ama tam tersi bir tabloyla karşılaştı. Zamanlama yanlış yürütülen harekatta, istihbarat yanlış, taktik tertiplenme yanlış ve bu anlamda hani Şoyguya gelecekte ve istihbarata ciddi hesap soracak bir Putin tablosu ortaya çıktı ki bunu bana göre hesabı başladı. İstihbarat başkanı işte ev hapsine alınmış olması, Şoygu'dan 15 gündür haber alınamamış... ve bir anda ortada çıkması bu, bu şekilde okunmalı ve bu yanılgıya düşen Rusya bir batağa saplandı. İşte o bataktan sonra da e, kan kaybı başladı, sürekli aşınan, sürekli e, dünya kamuoyu tarafından dışlanan bir Rusya ortaya çıktı hı hı. ve bu durum Rus halkı tarafından da ciddi eleştirilmeye başlandı. Dolayısıyla burada Türkiye'nin yürütmüş olduğu süreç bana göre çok anlamlı. Çünkü evet. iki tarafta e, kullanıldığının artık çok net farkına vardı. Evet, yani peki. gerek Ukrayna e, batı tarafından kullanıldığını gerek Rusya'da hazırlanan tuzağa düştüğünü çok iyi anladı. E, bu durumdan kurtulmak için ikisinde bir e, ortayı bulan aktör devlete ihtiyacı var. İşte evet. o devlet Türkiye'ydi. Antalya'da çıkan o fotoğraf bana göre çok anlamlı. Masanın sağında Ukrayna, solunda Rusya, ortada da Türkiye ve e, o süreçte de gerçekten bütün dünyanın hayretle karşıladığı bir gelişme yaşandı. İki tarafta Türkiye'nin Arabulucununla hem fikir onu destekliyorlar ve ikisi de Hristiyan devlet ama ortada bir Müslüman ve Türk devlet. olan ara bu, ara bana evet. göre bu tarihi bir fotoğraftı. E, şimdi devamını getirecek olan da yine biziz. E, bunu herkes artık. Kabul ediyor yani o rol kapmaya çalışan ülkeler bile e, teslimiyet e, sergiliyor bu oluşan tablo karşısında biz de zaten öyle bir iki yüzü siyaset izlemiyoruz ve diyoruz ki yani bu işi sonlandıralım. şimdi bu yapılacak o görüşmelerde ben çok önemli adımlar atılacağı kanaatindeyim. hani e, Peki. tıkanır mı görüşmeler evet tıkanabilir bir takım talepler karşısında ama ben Zelenski'nin o dünkü açıklamasından sonra Sanki biraz daha barışa, biraz daha ateşkese yaklaştık gibi düşünüyorum. Çünkü o tavizlerde arayı bulan bir ülke, orta yolu bulmaya çalışan bir ülke, aktör ülke bana göre yükü üstlenecektir. Çok da önemli katkısı olacaktır. İşte biz de o katkıyı vermeye hazırız. Dolayısıyla ben bu süreç içerisinde... Mütakiben yapılacak görüşmelerle birlikte biraz daha barışa yaklaşacağız diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkürler yayına katılımımızdan dolayı. İyi günler derim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler Çok günler. sağ olun.